Besin alerjilerinin sebebi ne olabilir? Hiç düşündünüz mü? O kadar otomatik viteste yaşıyoruz ki, bilinçaltımızda yaşıyoruz ki, alışkanlıklarımız üzerine yaşıyoruz ki, birçok kez düşünmeyi unutuyoruz. Besin alerjim var diyoruz. Hangi gıdalar? Şu 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 gıdalara alerjim var. Nereden biliyorsun? Test yaptırdım. İşte 16 tane, 25 tane, 40 tane besine alerjim çıktı diyoruz. Ve bunların sayısı artabiliyor, işin hoş tarafı. Yani çok nadir azaldığı oluyor. Onun sebebi bizim farkına varmadan yaptığımız doğru şeylerden kaynaklanıyor. Ve gayet doğal olarak da gitmiş olduğunuz dal merkezi ya da hastane, özel klinik size alerjinizi şunlara karşı alerjiniz var diye veriyor. Peki bizim vücudumuz ne oluyor da bunlara karşı alerji, besin hassasiyeti durumuna geçiyor? Düşündünüz mü hiç? Ben düşündüm. Lütfen sizin de düşünmenizi istiyorum. Bunlardan sadece çünkü bakın bizim klasik tıpta en güzel, en sevdiğim tarafı teşhis konulması. Bu teşhislerde günümüzün teknolojisi ile birçok cihaz tarafından bu teşhisler konuluyor. Tabii yanlış konulan teşhisleri saymıyorum. Olmasını da arzu etmiyorum ama olduğunu hepiniz gibi bana da çoğu kez oldu. İşte doktor değiştiriyorsunuz, bir defa, iki defa, üç defa aynı şeyleri yaptırıyorsunuz. Testleri yaptırıyorsunuz. Var olan hastalığı yok gösteriyor. Yok olan hastalığı var gösteriyor. Bu da ayrı bir konu. Buna da girmek istemiyorum. Pekala, bizde bu alerjinin sebebi nedir? Bunun çok basit anlamda hiçbir bilgiye sahip olmamıza da gerek yok. Düşünecek olursak, ya bizim bu aldığımız besin adı altındaki, gıda adı altındaki bedenimize aldığımız madde besin ve gıda değil, zararlı veyahut da bizim sindirim sistemimizde bir sıkıntı var. İkisinden bir tanesi veya ikisi birden. O bakımdan benim size tavsiyem ne kadar besin hassasi, hangi besinlere, gıdalara karşı ki çoğu da aldığımızın, onu da söyleyeyim benim değil, GEPS diyeti olanları tenzih ediyorum. Maalesef bunu tabii gülüyorum ama çok da üzülüyorum. Gıda yerine birçok sentetik katkı maddelerinden oluşan, koruyucu maddelerden oluşan gıda altındaki sentetikleri vücudunuza alıyorsunuz. Özellikle hazır poşete girmiş, işte son kullanma tarihi olan, tatlandırılan, lezzetlendirilen maddeleri alıyorsunuz. Bunların teşhisi güzel ama peki şimdi ne yapacağız? Tedavisi ne olacak? Bunların sebebi bağırsaklarımızın, bağırsak duvarımızın patojenlerle dolu olduğu, yani zararlı bakterilerle dolu olduğunu gösteriyor. Yani bağırsaklarımızın görevini görmediğini gösteriyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Bunları iyileştirmek için, temelden, kökten iyileştirmek için bizim yaşam tarzımızı, yeme içme diyetimizi, diyet denilince de geçici bir yapılan yeme içme alışkanlığı lütfen düşünülmesin artık. Kalıcı olarak, bir yaşam tarzı olarak yeme içme alışkanlığımızı ve buna bağlantılı başka bunları etkileyen, destek veren konular da var. Yaşam tarzımızı değiştirerek bağırsak duvarımızı tekrar sağlam hale getirmemiz gerekiyor ve o zaman göreceksiniz size şunlara alerjiniz var denilen gıdaları tükettiğinizde hiçbir sıkıntı olmayacak. Ama şunu hemen hatırlatayım kapatırken, özellikle rafine şeker ve undan oluşan mamulleri sağlıklı dahi olsanız, yani hiçbir tepki göstermese dahi vücudunuz, sadece şimdilik göstermiyordur. Bunu da aklınızda tutun. Yavaş yavaş metabolizmanızı hasar vermeye devam ediyorsunuz anlamına geliyor. Diyorum, tekrar görüşünceye dek sağlıkta kalın, hoşça kalın.